Peş peşe gelen zamlar, kabaran faturalar, kiralardaki fiyat artışları. Halk ekonomik krizin etkilerini her geçen gün daha da fazla hissediyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan İstanbul'daydı. Halk yüksek kiralardan şikayet etti. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da Aydın'da ziyaret ettiği pazarda farklı bir manzarayla karşılaşmadı. Zamlar sadece elektrik veya doğal gaza gelmedi. Konut kiraları her geçen gün artıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a göre bunun nedeni hükümetin ekonominin kontrolünü yitirmesi. Fiyatlar aldı başını gitti. Fiyatlar aldı başını gitti. Çok zor, çok zor. Yani üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var. Gitmesin diyorlar ya. Yani şu anda hükümet artık inşallah gidecek. Ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Şehirler farklı, tepkiler aynı. Ücreti artırdık diyor hükümet. Daha çok para harcayacak vatandaş. Arttırdılar. Arttırmadan iki katını aldılar zaten. Mazot kaç para, benzin kaç para? Çaykaşlar böyle kepçeden alıyor. Yani bu o hesap yani. CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Bülent Tezcan Aydın'da pazarda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda alan da şikayetçiydi, satan da. Her şey fani insanlarla biz pazara çıkıyoruz, alamıyoruz. Mesela domates aldık biz de 6 lira. Kaç para satmam lazım buna? 6 liraya aldın. En aşağı 9-8,5 lira satmam lazım. 8,5 lira kimse almıyor. 2 ay önce 100 liralık mazot alıyordum, 13,5 liraydı. Evet. Bugün 150 liralık mazot aldım, olmuyor. Halkın alım gücü düştü. Pazarcı ürünlerin artık kiloyla değil taneyle satıldığını söylüyor. Peki şey nasıl? Müşterinin alım gücü nasıl? Anlatıyor mu? Taneyle vereceğiz. Market taneyle veririz. Market usulüne döndük. Markete döndük. Evet. Taneyle veririz. 250 gram biber. 5 tane biber, 2 tane kabak, 3 tane patlıcan. Yani, pazarda. Evet, artık hani küre satmayı bırak. 3-5 tane şunlardan ver, şunlardan ver. İç hat uçuşları...